Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir haftaya merhaba dedik hep birlikte. Allah'ın izniyle inşallah sağlıklı saatli bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Ne yapıyoruz? 4 Ocak, 10 Ocak haftası içerisinde bakalım eril ve dişil enerjide neler oluyormuş arkadaşlar? Eril ve dişil enerji 4 Ocak, 10 Ocak haftasında neler yaşayacak, neler olacaksa kartlarıma niyet ediyorum birim ve bütünün ayrına ve odaklanmanız ve rezone olmanız adına sizlerle şöyle kartlarımı baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Eğer ki bireysel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz 0544-405-5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarot'un Attire Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabımı da takip etmeyi lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, eril enerjisiniz, kendinizi ve dişil enerjiyi tutuyorsunuz. Dişil enerjisiniz, kendinizi ve aklınızdaki eril enerjiyi tutuyorsunuz. Eğer hayatınızda herhangi bir kimse yok ise de kendinizi niyetleyebilirsiniz ya da sevdiğiniz bir arkadaşınıza da düşünüp ona da bakalım neler olacakmış bu hafta diye aklınızdan geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, öncelikle eril enerji için niyetliyorum. Bakalım eril enerjiye nasıl mesajlar gelecekmiş kartlarımdan. Evet, 4 Ocak, 10 Ocak haftası için öncelikle eril enerjinin kartlarını seçiyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada gözlerim hiç görmüyor arkadaşlar. Gözlüğüm olduğu halde sanırım tamam. Şimdi evet, bir de dişil enerji için çekelim şimdi. Arkadaşlar, ben yakını hiç görmüyorum. O yüzden de gözlük kullanıyorum. Allah'a çok şükür hani uzağa görüyorum ama yakın olayım gözlüğümü çıkardığım anda bitiyor. Hatta özellikle de sizinle görüntülü bir video çektim geçenlerde. Yine arada ara ara size böyle görüntülü seanslar vereceğim, yani bakım yapacağım arkadaşlar. Evet, orada çok sormuştunuz gözlüğümü, onu da söylemiş bulunayım. Yani öyle aksesuar amaçlı falan değil, bildiğiniz gözlerim kör, yani görmüyor, yani yakını görmüyorum, o kadar diyeyim size. Hani çok şükür bin şükür, hani kör derken o kadar da değil ama tabii ki görmüyorum yani yakını, hem yaştan kaynaklı hem de gözlerim rahatsız. Evet arkadaşlar, şimdi eril enerji ve dişil enerjinin kartlarını çektim. Öncelikle bakalım dişil kolektifi, dişil enerjiler, bakalım 4 Ocak haftası sizleri neler bekliyormuş bir bakalım. Evet sevgili dişil enerjiler, bu hafta bakın zaten ilk gelen kart aile bağı, akraba bağı ya da can bağı duyduğunuz bazı kişilerle, yani bu yakınlığınız olan bazı kişi ya da kişilerle önemli bir karar için uzlaşma yoluna gidebilirsiniz. Yani işte ailece alacağınız bir karar olabilir, arkadaşlarınızla alacağınız bir karar olabilir. Ve bu kararın içinde eğer ki eril enerjiyle bağlantılı bilgisi olan birileri var ise, işte erkek arkadaşınız vardır, anneniz biliyordur ya da işte flörtünüz vardır ya da ne bileyim kızınız vardır, kızınız biliyordur bir ilişkiniz varsa gibi artık neyse, siz yine burada kendi hayatınıza uyan kısmı alın. Çünkü bu şekilde aile bağı, akraba bağı ya da can bağı duyduğunuz birileriyle, özellikle eril enerjiyle bağlantılı hayal kırıklığına uğradığınız ya da yaşadığınız bir olumsuzlukla ilgili bir konuşma yapıp bir ortak karara varmaya çalışacaksınız. Yani öyle birilerinden de destek arama durumunda olabilirsiniz. Yine bu hafta içerisinde özellikle eril enerjiyle bağlantılı yeni bir başlangıç kurabilmek adına
Onunla tekrar bir iletişime geçip böyle hani yemekli içmekli bir ortamda olabilir ya da işte onu siz davet edebilirsiniz ya da onun davet edeceği bir yere gitme durumunda kalabilirsiniz. Çünkü yeni bir başlangıç adına harekete geçme durumu var burada söz konusu. Ama ve lakin hemen onun yanında gelen bizim meşhur yetersiz bakiye kartımız. Bak bu ters geldi ama düzelteceğim. Şimdi yetersiz bakiye kartımız ters geldiği zaman da fark etmiyor arkadaşlar. Sonuçta her türlü yetersiz bakiye ters geldiği zaman da zaten kahramanlığı verir burada. Yani size kahramanlık yapsa da o hani yeni başlangıç için size harekete geçse de gene yetersiz bakiye, gene yetersiz bakiye. Yani boşa boşa bir kahramanlık yapmış olur. Hani her şey değişti, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bak hani düzeleceğim, edeceğim diye gelir ama gene yetersiz, gene yetersiz. Yani ne yaparsa yapsın, sizin kadar fedakar, sizin kadar vefakar ya da bu ilişkide sizin kadar kendinden taviz veremez. 2 2 daha 4. Yani burada bunu veriyor. Siz yine çabalayacaksınız. Çabalayan taraf gene dişil enerji olarak gösteriliyor. Artık çünkü neden? Dişil enerji diyor ki ben artık hayatımda denge istiyorum. Dengelerimi kurmak istiyorum. Özellikle bu yetersiz bakiyeyle artık ben diyor uğraşa uğraşa bir hal oldum. Darlandım, bunaldım. Bak başlıyorum aynı noktaya geliyorum. Başlıyorum aynı noktaya geliyorum. Artık bu darlantıdan, bu çemberin içinden çıkmak istiyorum. Tamam ben onu öyle de böyle de kabul ediyorum. Artık yeter ki bir dengeye otursun ilişkimiz istiyor. Eril enerji, pardon dişil enerji. Çok dürüstsün zaten, dürüstsün. Yani bu ilişkide dürüstsün arkadaşım, seviyorsun. Yani ona karşı hiçbir zaman yalanların olmadı, sahtekarlığın olmadı. Her zaman doğru, dürüst ve samimi yaklaştın. Ama ve lakin ne olacak bu hafta? O doğruluğunun, dürüstlüğünün mükafatını alacaksın. Yani yetersiz bakiye kahramanlık yapacak bu hafta sana. Ve bir rahatlama var. Gördüğün gibi bir rahatlama yaşayacaksın sevgili dişil kolektifim. Özellikle maddi anlamda ya da manevi anlamda bazı endişeler yaşıyorsan bu hafta yine eril enerjiyle de bağlantılı. Bir rahatlaman var. Özellikle de eril enerjiyle aranda bak şehir, ülke ya da aynı yerdesindir de sana mesafe koymuşsa eğer böyle bir uzaklık ya da mesafeniz mevcut da var ise bu mesafe kapanıyor. Hadi bakalım müjde sevgili dişil kolektifim. Güzel geldi. Eril enerjiyle bir yakınlaşmanız var. Tabii bu siz de olabilirsiniz. Belki siz başka şehirdesiniz. Eril başka yerdedir. Belki de siz ona doğru gidebilirsiniz. Bakalım eril enerjilerde bu hafta durum vaziyet neymiş? Şimdi sevgili eril kolektifim, sevgili eril enerjiler. Bu hafta çok düşüncelisiniz. Aman bir düşünce, bir düşünce. Hatta en büyük düşüncelerinizden bir tanesi de dişil enerjiyi arayıp aramama arasında tereddütte kalacaksınız. Ya bir arasam mı? Bir konuşsam mı? Bak yedili bir rakam var burada. Arkadaşlar eril ele enerjiler. Yedili bir zamanda dayanamayacaksınız, arayacaksınız dişil kolektifi ki 4 Ocak 10 Ocak haftasını işliyorum arkadaşlar ki bu da 7 Ocak'a tekabül ediyor. Yani 7 Ocak'ta olabilir ya da saat 7 olabilir, yedili bir saat dilimi olabilir. Burada eril enerjinin yedili bir vakitte dişil enerjiyi araması söz konusu. Çünkü bak elinde telefon düşünüyor. Arayayım, aramayayım, arayayım, aramayayım. Hatta projeler üretiyor. Nasıl bir bahaneyle şey yapsam, nasıl bir konuşmayla yaklaşsam gibi gibi ki muradına da eriyor. Karşılıklı bu hafta içerisinde bir dişil enerjiyi karşısına alıp bir konuşma yapma niyeti içerisinde. Ayrıca sevgili eril enerjiler aileyle bağlantılı. Bak eril enerjinde aileyle ilgili sorunları ve problemleri var bu hafta. Bununla ilgili bir harekete geçecek. İşte büyük kendi anne baba kardeşlerle bağlantılı bir ailesi ya da kendi çekirdek ailesi var ise eril enerjinin aileyle ilgili bir harekete geçme durumu söz konusu. Bu hafta özellikle evrak ya da belgelerle bağlantılı bir probleminiz var ise sevgili eril enerjiler resmi evrak ya da belge bunlar. Onların da hallolması adına
bir rahatlığınız olacak, halledeceksiniz yani. Ve eril enerjiler, dişil enerjiyi bak kaybetmek istemiyor arkadaşlar. Bir şekilde eril enerji, dişil enerjiyi tekrar kazanabilmek adına bir yola çıkacak arkadaşlar. Artık bu yol hem mecazi anlamda bir yol, hem de eğer başka şehirdeyse gelecek diye, ki zaten burayla burası bak birbirini gördüğünüz gibi sağlamasını yapıyor yani kartlar. Şimdi eril enerji hala dişil enerjiyi bir imparatorcu enerjisinde görüyor. Varlığından güç aldı. O da benim varlığımdan güç alıyor. Benim dişilim diye düşünüyor eril enerji. Ve dişil enerjinin, eril enerjinin hayatında olduğu dönem benim için bereketli, verimli, şanslı gelen bir kişiydi. Ve ben o kişinin gene yanımda olmasını istiyorum. Çünkü benden gitmesini istemiyorum diyor. Ve bu hafta eril enerji çok değişken hali ruhiyet içinde olabilir. İşte sabah aldığı kararla akşam aldığı karar bir olmayabilir. Ama ve lakin bütün bunlara rağmen dişil enerjinin düşüncelerini değiştirmek, dişil enerjiyi bir şekilde tekrar kazanabilmek adına ya da onun düşüncelerini değiştirebilmek adına konuşmalar yapabilir, bir yola çıkabilir, artık hediyemi yollar, gönlünü mü almaya çalışır, ne yapar bilmiyorum. Ama ve lakin eril enerjide bu hafta çok ciddi bir hareketlenme var. Özellikle de dişil enerjiyle bağlantılı, işte onu takip ediyorsa, onu gözetliyorsa, onu kıskanıyorsa da eğer, kıskançlıklarını artık bu hafta bastıramayacak. Özellikle de dişil enerjiyle arasını bozmak isteyen ya da arasını bozduğunu düşünen kişi ya da kişileri fark edecek en önemlisi bu. Ve bu insanları da bir şekilde çevresinden uzaklaştıracak. Evet arkadaşlar, bu haftada eril ve dişil enerjinin hali ahvali böyleymiş. Evet. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, bildirim sesini açmayı unutmadığınız için ve güzel yorumlarınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.